Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu seriyi ilk kez biz başlatmıştık ve her yıl en az bir kere yaptığımız "Ben olsam hangi laptopu alırdım" serimizde çok güzel laptoplarla birlikteyiz. Özellikle böyle her bütçe için yaptığım laptop öneri videoları gerçekten çok fazla araştırma ve bir o kadar da emek istiyor. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şu ana kadar pek çok laptopu kullanmış birisi olarak hem kendi kullanım alanıma göre hem de fiyatına oranla kronik sorunları olmayan soğutması, kasa kalitesi ve genel deneyimiyle en iyi laptopları inceleyeceğiz ve bu laptopları alabileceğiniz en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Laptoplara geçmeden bütçe sınırından da bahsedeyim. Burada doların sürekli artmasına rağmen halen bütçe sınırımız 10.000 TL ve tam olarak 100.000'e kadar, yani her yönüyle en üst seviye laptoplara kadar çıkacağız. Şimdi en uygun fiyatlı laptopımız başlayalım. Burada Asus'un VivoBook Go modelini görüyoruz. Ryzen 3 7. nesil güncel bir işlemci kullanılmış. 8 GB RAM, 256 GB SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD TNB panel kullanılmış. Hem ekran kalitesi hem de genel deneyimiyle 10.000 bandında en iyi laptop diyebilirim. Bütçeniz 10.000 bandında ise alınabilecek en mantıklı laptop ve bu laptopun daha çok ofis ve üniversite için olacağını söyleyeyim. Bu laptoptan çok yüksek bir performans beklemeyin. Oyun tarafında CS, Valorant gibi oyunları en düşük ayarlar 720p'de 30 fps bandında oynatabilir. İkinci sırada bütçem 10.000'den yüksek ama 15.000'e de çok yakın değilse bu noktada kesinlikle Lenovo IdeaPad'i alırdım. Ryzen 5 5500U gibi bu fiyat bandının en iyi işlemcisi kullanılmış. 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD bir panelle geliyor. Ekran ve kasa kalitesi de bu fiyat bandı için gayet yeterli. Valorant gibi e-spor tarzı oyunları düşük grafikler de rahatlıkla oynatabilecek bir laptop. Üniversite, iş, ofis için de düşük bütçede alınabilir. 15.000 bandında bir bütçe ile de benim birinci önceliğim kesinlikle uzun ömürlü olması. Burada da bu fiyat bandının hem performans hem de genel deneyimiyle en iyisi Lenovo'nun V15 modelini görüyoruz. Ryzen 7 5. nesil bir işlemci kullanılmış. 16 GB 8x2 RAM'lerin yanında 512 SSD, 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Sistemi çok zorlamayacak Valorant, CS gibi oyunlarda da 1080p düşük ayarlarda 60 fps üstünü rahatlıkla görüyoruz. 15'e 20.000 bandında da benim için birinci öncelik kesinlikle performans ve ekran kalitesi. Burada da 3 aydır stoğu olmayan ancak stoklara yeni giren Acer Aspire 3 modelini görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı MX550 ile beraber gelmesi. MX550 MX450'den yaklaşık %20 civarı daha yüksek bir performans veriyor. Yani bu noktada neredeyse piyasadaki tüm oyunları akıcı bir şekilde rahatlıkla oynatabilecek bir cihaz. Ve bu fiyat bandından 20.000'e kadar da bu laptoptan daha iyi bir oyun performansına sahip herhangi bir cihaz yok. Bütçem 20.000 sınırındaysa da yazılım için yanımda taşıyabileceğim kompakt bir laptop istiyorsam Huawei MateBook D14 modelini alırdım. Huawei MateBook D14'ün 2024 versiyonunu görüyoruz. i5 12. nesil performans serisi işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM, 512 SSD'nin yanında Windows 11'inde lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. 14 inç Full HD IPS bir panele sahip. Özellikle laptopu daha çok yanınızda taşıyorsanız MateBook D14 oldukça mantıklı ve tek şarjda 5-6 saatlik ekran süresi veriyor. Bataryasıyla da performans olarak da üzecek bir laptop değil. Bütçem 20.000 ile 25.000 aralığındaysa da Acer Nitro 5 oldukça mantıklı. Acer'ın Nitro 5 modeli kesinlikle mantıklı. Ryzen 7 6800H gibi performans olarak çok sağlam bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin 95 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Ve bu laptop hem RAM hem de depolama yükseltmesine açık. E-spor tarzı oyunlarda 150 FPS üstünü görürken AAA yüksek grafikli oyunlarda da orta grafiklerde 60 FPS alabiliyoruz. Ve artık 2024 yılında minimum ekran kartının 3050 olması gerekiyor. Ve bu laptopun 16 GB'lık modeli de şu anda indirimde. Laptopu aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmamak için gayet mantıklı. Sadece yazılım veya video edit gibi işlerle uğraşacağım. Bataryası, hoparlörü ve ekran kalitesi de iyi bir cihaz istiyorsam, ekranı da büyük olsun dediğimde Huawei MateBook D16'yı görüyoruz. Huawei MateBook'un 13. nesil işlemcili H serisi, yani performans odaklı bir işlemci burada kullanılmış ve 1 TB SSD ile olan versiyonunu görüyoruz. Bu laptoplar kompakt ve tek parça bir kasaya sahip olduğu için burada yükseltme yapma imkanımız yok. O yüzden daha uzun ömürlü olsun diyorsanız bu laptop gayet mantıklı.
farklı. Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. %100 sRGB 16 inçlik IPS ekranı hem video edit hem de grafik tasarım için oldukça uygun. Ayrıca metal bir kasayla gelirken ekran çerçeveleri de bir o kadar ince olunca taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de kesinlikle başarılı. 30.000 sınırında da fiyat performans laptoplar arasında kasa kalitesi ve soğutmasıyla en iyi modellerden Lenovo'nun Log serisinin güncellenmiş versiyonunu görüyoruz. i5-13450HX gibi 10 çekirdek ve 16 threadlik bu fiyat bandının en güçlü işlemcisi kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 olarak gelirken 1 TB SSD de bu laptopun bir diğer artısı. RTX 4050'nin de 105 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz ve %100 sRGB 300 nit parlaklıkla da birlikte geliyor. Ekran kalitesi olarak da oyuncu laptopuna göre gerçekten başarılı. Bütçem bu aralıkta olsaydı kesinlikle bu laptopu alırdım. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. O yüzden alacaksanız elinizi çabuk tutun derim. 35.000 sınırında da benim favorim Victus 16. Ryzen 5 7. nesil performans serisi bir işlemci ile beraber geliyor. Ve RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunu burada görebiliyoruz. 16 GB 5200 MHz RAM'ler ve 512 SSD ile beraber geliyor. Buradaki işlemci kafanızda bir soru işareti oluşturmasın. Çünkü Ryzen 5 7. nesil RTX 4060'ı rahatlıkla besliyor. Zaten soğutma sistemi Victus 16'da çok iyi seviyede. Özellikle bütçem çok yüksek değil ama 4060'lı bir cihaz istiyorum diyenler için bu laptop oldukça mantıklı. Bütçe sınırım 40.000 ise de Victus 16'nın Ryzen 7 7840S ve 1 TB SSD ile olan versiyonu çok mantıklı diyebilirim. Özellikle mühendislik ve render tarafında Ryzen 7 7840S fiyatına oranla en başarılı işlemcilerden. 4060'ın da burada olması yine önemli bir artı. 40.000-50.000 arasında da en iyi laptop Acer Nitro 16'yı görüyoruz. Bu laptop hem soğutma hem performans hem de ekran kalitesinde bu fiyat bandının 4060'lı en fiyat performans cihaz diyebilirim. Ryzen 7 7840S 32 GB'lık 16x2 RAM'ler, 1 TB SSD ve RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16 inç Full HD Plus 165 Hz, %100 sRGB renkleri doğru verebilen ve parlaklık olarak da canlı bir ekranla birlikteyiz. Hem oyun oynamak hem yazılım, video edit için de çok rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz. Yani her kullanıcıya hitap ediyor diyebilirim. RTX 4070'e çıktığımızda da benim favorilerimden ve kanalda da 4060'ı modelinin incelemesi olan Asus TUF A15'in 2024 versiyonunu görüyoruz. Ryzen 9 8945H gibi en güncel ve en performanslı Ryzen işlemcilerden birini görüyoruz. Ve bu işlemci bir önceki nesle göre %20 daha hızlı ısınıyor. Oyunlarda da render tarafında da ısınma problemi yaşatmayan bir laptop. RTX 4070'in 140 Watt'lık tam performans versiyonuyla karşılaşıyoruz. Ve burada ekran kartının gücünden tam olarak yararlandığımız Advanced Optimus desteği de bulunuyor. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS %100 sRGB olmasıyla renkleri olduğu gibi veriyor. Yani ekran kalitesi olarak da Photoshop, video edit gibi işlerle uğraşıyorsanız bu ekran kesinlikle yeterli olacaktır. Oyun tarafında da Ryzen 9 ve RTX 4070 çok iyi işler çıkartıyor. Last of Us gibi AAA oyunlarda en yüksek ayarlar 90-100 FPS'leri rahatlıkla görebiliyoruz. CS2, Valorant gibi e-spor oyunlarını 300 FPS üstünde oynayabiliyoruz. Genel olarak malzeme kalitesi ve klavye hissiyatı da başarılı bir laptop. Bu fiyatlarda da tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Bütçe sınırım 70.000 civarında ve en kaliteli laptopu istiyorsam güncellenmiş kasasıyla MSI Sport 16'yı görüyoruz. i7 14. nesil HX serisi işlemci burada da kullanılmış. 32 GB RAM 16x2 ve 5600 MHz olarak konumlandırılmışken 1 TB SSD IPS 16 inç Full HD Plus çözünürlüğün yanında 144 Hz'lik paneli de burada görüyoruz. Tamamen metal kasası, sıvı soğutma, Dolby Atmos hoparlörler ve 4 bölge RGB klavyesiyle tasarımsal açıdan oldukça şık bir laptop diyebilirim. Ve soğutma sistemi genel deneyimiyle de aldığınızda en az 5-6 sene üst seviye performansını rahatlıkla koruyacak bir laptop. Ve fiyat performans 4080'li ve büyük ekranlı bir laptop istiyorsam HP Omen 17 önümüze çıkıyor.
i7-13700HX 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB 16x2 RAM'ler, 2 TB SSD ve RTX 4080'in tam performans 175 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 17.3 inç IPS QHD 240 Hz bir panel burada kullanılmış ve HBOM'un 17'nin soğutma sistemi de gerçekten oldukça üst seviye diyebilirim. Cihazı ne kadar zorlarsak zorlayalım 85 derecelerin üstünü hiçbir şekilde görmüyor. Bu değerler 4080'li bir laptop için çok çok başarılı. Ve son olarak da 4080'li bir laptop alacağım. Bütçe sınırım yok. Ancak bu kadar para vermişken sadece soğutma, performans, çözünürlük değil, ekran kalitesi de benim için bir o kadar önemli. 4080'li cihazlar arasında en iyi ekranlardan biri Asus'un ROG serisinden Strix 16 modelinde diyebilirim. i9 13. nesil 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 5800 MHz 16x2 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4080'in 175 Watt tam performans hali kullanılmış. 16 inç 240 Hz QHD Plus çözünürlüğün yanında mini LED bir paneli görüyoruz ve bu ekran sadece oyun için değil 3D modelleme, profesyonel işler yapacaksanız da video edit, grafik tasarımda da rakipsiz MacBook'lara çok yakın bir ekran diyebilirim. Kasa kalitesi, soğutma, hoparlör, diğer noktalarda da bu fiyat bandındaki en sağlam laptop. Dostlar şimdi favorilerimden bahsedersem en uygun fiyata bir laptop alacaksam Asus'un Vivobook Go modeli kesinlikle oldukça mantıklı ama benim biraz daha bütçe var ve almışken performans olarak beni uzun yıllar götürsün diyorsam Lenovo'nun V15 modelini alırdım. Bir oyuncu laptopu alacağım. Bütçemi de çok zorlamasın dediğimde de Acer Nitro 5'in RTX 3050'li modeli benim favorilerimden. Ekran, kasa, hoparlör kalitesi yüksek ve daha taşınabilir yazılım, video render için bir laptop alacaksam da Huawei MateBook D16. Bütçem 30.000 sınırındaysa da Lenovo'nun Log modeli fiyat performans yönünde de düşündüğümde gerçekten alınabilecek en mantıklı cihazlardan diyebilirim. 4060'lı bir cihaz alacağım. Bütçeyi çok zorlamayayım diyorsam Victus 16 uzun ömürlü kullanım için de gayet mantıklı. Ama ekran kalitesi olarak çok üst bir beklentiniz olmasın. Ekran yönünde beklentimi yükselttiğim zaman da 4060'lı en mantıklı seçenek Acer Nitro 16. 50.000 bandında da Asus TUF A15'in yenilenmiş versiyonu fiyat performans kralı olacak benim de favorilerimden. 4080 tarafında da hiçbir noktadan kısmadan sağlam bir laptop istiyorsam HBOM'un 17 ama almışken piyasanın her yönüyle en sağlam laptoplarından birini alacağım. Bütçemi de 100.000'e kadar zorlayabiliyorsam Asus ROG Strix Scar 16 2 kanun üstünde 240 Hz mini LED ekranıyla muazzam bir tercih diyebilirim. Son olarak da listeyi genel anlamıyla değerlendirirsem açıkçası hepsi fiyatlarının en iyileri diyebilirim. Sadece özellik değil her yönüyle deneyimiyle beraber en iyiler bunlar. Huawei tarafında ve 20.000 TL altındaki laptopları üniversite, yazılım, iş, ofis için rahatlıkla kullanabilirsiniz. RTX serisinden olan laptopları da sadece oyun için değil, mühendislik, mimarlık, video edit, render için de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu listeden bir laptop alırsanız hiçbir anlamda bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.